Dostlarım hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği oyuncu Maxi Gomez'i inceleyeceğiz. Fenerbahçe'nin uzun bir süredir forvet ihtiyacı var ve bunu Valencia'daki Uruguaylı 1.86 boyunda pivot, komple, yaratıcı forvet rollerinde oynayabilen sağ ayaklı golcü Maximiliano Gomez Gonzalez'le doldurmak istiyor. Transfer olasılığı olarak transfer market %66 olasılık vermiş. Kendisi Uruguaylı demiştik Valencia'da top oynuyor. Daha öncesinde Celta Vigo'daydı. 14,5 milyon euro bonservis bedeline Valencia'ya transfer oldu. Şimdi detaylı performans verilerini incelemek istiyorum ben. Maximiliano Gomez'in 2017-2018'den itibaren başlayalım. 2017-2018'de Kral Kupası'nda 3 maç oynamış 145 dakika. Gol veya asist yok. 17-18 La Liga'da 36 maça çıkmış. Tam 3000 dakika oynamış. 18 gol 5 asisti var. inanılmaz bir özellik. La Liga'da 2018-2019 sezonunda 35 maça çıkmış. 13 gol 5 asist yapmış. 2964 dakika oynamış. Yine inanılmaz iyi bir istatistik. Sadece gol sayısı biraz az. 2019-20 yılında Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıkmış. 1 asist yapmış. 420 dakika forma giymiş. 2019-2020 yılında La Liga'da 33 maça çıkmış, 9 gol, 3 asist yapmış, 2100 dakika oynamış. Oynadığı süreye ve çıktığı maça bakacak olursak biraz az gol atmış maalesef. 2020-2021'de de yine 2700 dakika forma giyip La Liga'da 31 maça çıkıp çok az gol atmış. 7 gol, 5 asist. Yani 12 gole katkıda bulunmuş. Geçen sene ya baktığımız zaman da 2021-2022 sezonunda 29 maça çıkmış, 5 gol, 3 asist, 1867 dakika oynamış. Çıktığı maça göre biraz az süre bulmuş. Yani sonradan oyuna girmiş olabilir. İlk 11 çıktığı maçlara da bakmak lazım. Hani kaçında ilk 11'de forma giydi? Ona bir bakmak lazım. Şimdi ben daha fazla sözü uzatmadan sizlerle beraber e, futbol menajer 22 profilini incelemek istiyorum sevgili dostlar Maxi Gomez, Uruguaylı. Uruguay'da 20 maça çıktı. 3 golü var. Milli takım oyuncusu. Ee, Bayern Münih, Zebre, yani Juventus gibi, Arsenal gibi kulüplerin kıskacındaydı şu an oyunun başında. Yani birçok kulüp tarafından izleniyor. Ee, 3 milyon euro maaş alıyor. 2024'e kadar sözleşmesi var. Ee, i̇yi özelliklerine bakalım bence öncelikle. Ee, kendisi 4 yıldız yetenek vermiş potansiyel olarak. 4,5 yıldız hatta belki 5'i zorlayan yıldız olarak potansiyel yetenek vermiş. Ee, ben bir de editörden oyuncunun özellik detaylarına bakmak istiyorum. Potansiyel tamamına bakmak istiyorum. Şu an mevcut yeteneği 150 inanılmaz iyi. Potansiyel yeteneği de 160. Yani 10 da artabilir. Potansiyeli mevcut yeteneğinin oranla da biraz daha hani az ama zaten 24 yaşında daha ne kadar gelişecek? Şu, şu an profiline baktığınızda da zaten deli gibi profili var abi. İnanılmaz bir profili var. tam bir komple forvet oyuncusu bence. Çalışkan forvet de oynar. Pivot da oynuyormuş. Şimdi iyi özelliklerine gelelim. Kendisi kafa vuruş özelliğinin yüksek olması onu hava toplarında çok iyi bir oyuncu yapıyor. 1.86 boyuna rağmen zıplaması 16, kafa vuruşu 18. Tam bir pivot santroforda oynayabilecek bir özelliği var açıkçası. Dengesi ve gücü de 16-17 onlara da çok önemli özellik. Daha çok pivot santrofor olarak yapmış oyun. Gerçekte de gerçekten e, kafa toplarında çok etkili diyebileceğimiz bir oyuncu. Ve pivot olarak destek oynayabilecek bir oyuncu. Çok fazla besleyebilecek bir oyuncu e, yanındaki arkadaşını. Eğer özellikle çift forward oynanacaksa zaten çok fazla da asist yapan bir golcü forvet olarak bakacak olursak milli takımda oynuyor milli takım tecrübesi oldukça fazla büyük maçlarda oynamayı çok seviyor. Hava toplarında oldukça iyi karak, kararlı denebilecek bir karaktere sahip. Başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir ve istikrarlı bir oyuncu sayılır. Yani çok iyi özellikleri var açıkçası büyük maçlarda oynamayı sevmesi ve istikrarlı bir oyuncu sayılması onu gerçekten e, karakter özelliklerine bakacak olursak iyi bir özellik sahibi yapıyor. Diğer özelliklerine bakalım. Oyuncunun negatif özelliklerinde temsilcisi biraz yüksek seviyede komisyon isteyebilirmiş. Dil öğrenmesi gerekiyor sıkıntı olarak bakacak olursak. Sadece tek mevkide oynayabiliyor. E zaten forvete ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Forvete oynayabilmesi yeterli onun için. Topu ortalayacaktan kararsız kalıyor. Topu ortalamasına ihtiyacı yok zaten. Pivot santrafor kendisi. Sinirlerine hakim olamama özelliği bir tık kötü ama o kadar ben aşırı bir sinirli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Biraz ısıran bir forvet diyebiliriz. Mücadele eden bir forvet diyebiliriz. Bundan kaynaklı e, sinirlerine hakim olamam özelliği koyulmuş olabilir. Oyuncu yabancı oyuncu olduğu için e, ...süperlik Süper Lig olarak bakıldığı zaman çok fazla yabancı oyuncusu olduğu için de Fenerbahçe'nin birazcık bundan dolayı negatif özellik verilmiş. E, bir de oyuncu ana arkadaş grubuna, merkezi arkadaş grubuna dahil olamayabilir deniyor. Bu da çok büyük bir sıkıntı değil açıkçası. Şimdi pivot santrafor özelliklerini açtım. Bitiriciliğe bakalım abi. 15 gayet iyi. Yani aslında var ya Oyundaki en iyi elit santroforlar özelliklerine sahip bir oyuncu diyebiliriz. Yani en iyi oyuncular kimdir? Haaland'dır, Mbappe'dir, işte ne bileyim Luka'dır. Yani Lewandowski'dir, Ronaldo'dur, Cristiano Ronaldo'dur. Hani bu elit seviyelerinde ol olacak bir oyuncu. Çok az bir tık altı, dört yıldız yetenekli. Dört buçuk, beş yıldız yeteneğe sahip olabilecek bir oyuncu ama. Geliştirilebilir bir oyuncu. Bu yüzden yani kesinlikle yani leblebi gibi gol atar abi bizim ligde. Şu an bu özelliklerde bakacak olursak. Kafa vuruşu 18 demiştik. Penaltı kullanması 14. Serbest vuruş 13. Uzaktan şut 13. Zihinsel özelliklerine bakalım. Zihinsel özelliklerine bakacak olursak. Agresiflik 14. Cesaret 16. Konsantrasyon 17. Ön sezi golü koklaması 16. Topsuz alanı çok iyi. 17 olması. Takım oyunu 15. Soğukkanlılık 14. Yine pivot santrofor önemli özelliklerinden fiziksele bakacak olursak. Dengesi ve gücü 16-17. Zıplaması 16. Tam bir ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin forvet açıkçası. Gerçi bu özelliklere sahip yerli bir forveti var Fenerbahçe'nin ama. Yani komple forvet olarak bakacak olursak önemli özelliklerden bir tanesi. Sağ ayağı çok kuvvetli. Sol ayağı da orta seviyede. iki ayağını da kullanabiliyor. Medya karşı tutumu açık sözlü. Medya dostu toplara plase vurur. Oyun karakteristiği var. Medya gözünde de etkili santropor olarak bakılıyor. Sakatlık geçmişi var mı diye bakalım. Sakatlık geçmişi yok gördüğünüz gibi. Bilgiye bakalım hangi dilleri biliyor. Kendisi konuşabildiği diller sadece İspanyolca. Ee, milli takımdaki ilk karşılaşması Polonya'ya karşı olmuş. Milli takımdaki ilk golü de Tayland'a karşı olmuş. Evet. Şu anda Maximiliano Gomez'i Baktık Fenerbahçe'den bir oyuncuyla kıyaslayalım. Kimle kıyaslayalım? Serdar Dursun olabilir. Ener Valencia daha iyi olur belki. Ener Valencia ile kıyaslayalım. Abi Ener Valencia'yı özellikleri bakımından yiyor şu anda. Bir hızlık düşük. E, vizyonu bir seviye düşük. Bir de tekniği bir seviye düşük vermişler. Ama geri kalan bütün özelliklerde Valencia'yı çiğ çiğ yiyor. Gördüğünüz gibi özelliklere de bakalım. Yeşil olanlar Maxi Gomez, mavi olanlar Ener Valencia'ya. Bütün özelliklere bakacak olursak çiğ çiğ yiyor yani Ener Valencia'yı. Diğer zaten futbolcular kıyaslamaya gerek yok. Hepsini yer yani. Canavar gibi Santrofor Valencia biraz fazla para istiyormuş. Biter mi bitmez bilmiyorum ama inşallah gelir Fenerbahçe'ye ve Türkiye'de güzel bir Santrofor izleriz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir oyuncu varsa da yorumlarda incelememizi istediğiniz oyuncuyu belirtmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.